Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda bir padişah varmış. Bu padişahın çok garip özellikleri bulunuyormuş. Bunlardan birisi de kalesinde birçok vahşi köpek beslermiş. Bir gün padişah der ki, kim bana Kaf Dağı'ndaki Zümrüdüanka kuşunu getirirse ona 1000 altın vereceğim. Bu haberi şehirde yaşayan Ahmet adındaki bir kişi duyar. Ahmet çok fakir bir insandır. Hem de aile nüfusu çok fazla ve ekmek parasını zor kazanır durumdadır. Ahmet hemen padişahın yanına gelip der ki, "Padişahım sağ olsun, ömrü uzun olsun. Ben size Kaf Dağı'ndaki Zümrüdüanka kuşunu getiririm ama bir şartım var." Padişah merak eder ve sorar, "Şartın nedir? Söyle bakalım." Ahmet, "Padişahım, şartım şudur. Vaat ettiğiniz paranın yarısını önce verin. Ben de bu parayı aileme bırakayım. Sonra da bana 40 gün mühlet verin. Ben de bu süre içerisinde Kaf Dağı'na gidip oradaki Zümrüdüanka kuşunu size getirebileyim. Paranın geri kalan kısmını da ben buraya gelince Zümrüdüanka kuşunu size verince o zaman verirsin." Padişah Ahmet'in bu teklifini düşünmüş ve sonunda paranın yarısını ona vermeyi, eğer Kaf Dağı'ndaki Zümrüdüanka kuşunu da onun huzuruna getiremezse onun derisini yüzdürmeye karar vermiş. Böylece Ahmet 1000 altının yarısını padişahtan almış ve evlerine gelmiş. Bu parayla karısına, çocuklarına elbise almış, yiyecekler almış. 39 gün keyif yapıp dünyada ne kadar nimet varsa hepsini yemişler, güzelce geçinmişler. 40. gün olunca Ahmet karısı ve çocuklarıyla vedalaşmış. Sonra da evinden ayrılıp doğruca padişahın sarayına doğru yola çıkmış. Ahmet padişahın yanına keyifsiz bir halde gelmiş. Padişah sormuş, "Adam, hani Kaf Dağı'ndaki Zümrüdüanka kuşu nerede?" Ahmet, "Padişahım, karım ve çocuklarım açlıktan ölüyordular. Ben de hiçbir çaremin olmadığını anladım. Onun için sizden hemen parayı aldım ki hiç olmazsa ailem açlıktan ölmesin. Bundan sonra karar sizindir. Ne emir verirseniz onu yerine getirsinler." Padişah Ahmet'in bu sözlerini dinledikten sonra vezirlerine doğru döner. Padişahın 3 veziri vardır. Padişah 1. vezire der, "Vezir, söyle bakalım bu adama ne ceza vereyim?" Vezir, "Padişahım, onu 2'ye bölmek gerekir" der. Vezirin bu sözünü duyan Ahmet ona doğru dönerek, "Aslına benziyorsun" der. Padişah bundan sonra yüzünü 2. vezire çevirip ona sorar, "Vezir, bu adama ne ceza vereyim?" 2. vezir der, "Bana sorarsanız padişahım, onu katırın kuyruğuna bağlayıp dağa taşa sürdürün." 2. vezirin bu cevabını duyan Ahmet buna da "Aslına benziyorsun" der. Padişah bu defada yüzünü başvezire çevirip sorar, "Vezir, sen ne dersin bu işe?" Başvezir der ki, "Ey padişahım, bana kalırsa bu adamı serbest bırakın. Çünkü o mert bir şekilde bu işi karısı ve çocuklarının ölmemesi için yaptığını söyledi ve bütün suçu üzerine aldı. Atalarımız ne iyi demişler, aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. Padişahım, hem de ona verdiğim para senin hazinen de bir damla suya benzer. Farz et ki denizden bir damla su azaldı. Bu yüzden bir adamın ölümüne karar vermeyin." Başvezirin bu sözlerini duyan Ahmet, bu defada aslına benziyorsun der. Üç vezirin söyledikleri karşısında Ahmet'in aynı cevabı vermesini padişah çok merak eder ve ona sorar. Adam, söyle bakalım, sen aslına benziyorsun demekle ne anlatmak istiyorsun? Bunun üzerine Ahmet konuşmaya başlar. Padişahım, birinci vezir ağzını açtığında onu ikiye bölmek gereklidir dedi. Ben de aslına benziyorsun dedim. Demek istediğim şudur ki sen Kasapoğlu'sun. Çünkü hemen bölmekten, parçalamaktan başladın. İkinci vezire de aynı sözü dedim. Çünkü onun da babası at çobanıdır. Hemen beni atın kuyruğuna bağlamayı uygun gördü. Başvezirine de aynı cevabı vermekle onun akıllı bir vezir olduğunu kastettim. Ahmet'in sözlerinden sonra padişah vezirlerinden babalarının kim olduğunu sorar. Hepsi de Ahmet'in doğruyu söylediğini ifade ederler. Ahmet'in sözleri bir taraftan padişahın hoşuna gider ama diğer taraftan da onu aldattığı için Ahmet'e çok öfkelidir. Onun için başvezirine Ahmet'i ertesi gün zindanda köpeklerin önüne atmasını emreder. Başvezir çaresiz kalır. Ahmet'i götürüp zindana atarlar. Ahmet içeri girdiğinde kendisinden başka orada 3 kişi daha olduğunu görür. "Kardeşlerim, siz burada ne arıyorsunuz?" diye sorar. Zindandaki adamlardan biri der, "Bu yıl kuraklık olduğu için tahıllar yetişmedi. Onun için padişaha vergi veremedim. Bu yüzden beni buraya attılar." İkincisi de, "Pazarda bir kişi padişahın zulmü hakkında konuşuyordu. Ben de o sırada yoldan geçiyordum. Ne konuştuklarını dinlemek için yavaşladım. O anda padişahın muhafızları gelip onu yakalamak istediler. O adam kaçtı fakat beni yakalayıp buraya getirdiler. Benim hiçbir şeyden haberim olmadığına dair ne yaptıysam ne söylediysem de onlar bana inanmadılar." Zindandaki 3. adam da şöyle anlatır başına gelenleri. "Karımla geçinemiyordum. Bir gün çok şiddetli kavgamız oldu. Benden intikam almak için gidip padişaha benim hakkımda yalanlar, iftiralar söyledi. Padişah da bu işin gerçeğini araştırmadan karımın yalanına, iftirasına inanıp beni zindana attırdı." İşte böylece 3 adam ve Ahmet geceyi zindanda geçirirler. Sabah olunca 4'ünü de götürüp önce 3 adamı köpeklerin önüne atarlar. Sıra Ahmet'e gelince Ahmet der, "Vezir, beni hemen öldürme, sana lazım olurum. Ben bütün hayvanların dilinden anlar, bütün hayvanlarla konuşurum." Bunu duyan vezir, "Pekala" der, "Bugün erteliyorum. Ancak padişaha söylemek zorundayım. Razı olur kabul ederse seni öldürtmem." Vezir Ahmet'in sözlerini padişaha söyler. Padişah der ki, "Ey vezir, ondan önce kuş dilini öğren, sonra onu öldürtürsün." Vezir padişahın yanından ayrılıp zindana geri döner ve Ahmet'e der, "Ahmet, seni ölümden kurtardım. Şimdi bana kuş dilini öğret." Bunun üzerine Ahmet, "Ey vezir, sen akıllı, dünya görmüş, bilgili bir adamsın. Kuş dilini bu dünyada kim biliyor ki ben de bileyim" der. Vezir, "Peki ama beni niye aldatıyorsun?" diye sorar Ahmet'e. Ahmet de, "Benim gözümün önünde 3 kişi vahşi köpeklere parçalatıldığında hiç olmazsa bir gün bile olsa kendimi ölümden kurtarmanın büyük bir iş olacağını düşündüm. Onun için de size bu yalanı söyledim." Vezir Ahmet'in aklına ve cesaretine hayran kalır ve onu serbest bırakır. Ahmet de vezire müteşekkir olup ona der ki, Ey vezir, sen o padişaha bağlı kalıyor, ona hizmet ediyorsun. Ama o bir gün seni de köpeklerin önüne atacak. Onun için o gün gelmeden şimdiden önlemini al ve köpeklere kendini alıştır. Vezir Ahmet'in bu sözlerini haklı bulur ve o günden itibaren köpeklerin yiyeceğini kendi vermeye başlar. Aradan bir müddet zaman geçer. Köpekler artık vezire iyice alışmıştır ve onu tanımaktadırlar. Padişah bir gün veziri çağırıp ona der ki, "Vezir, kuş dilini konuşabilen o adamı getir de seninle bir konuşsun bakalım. Sen kuş dilini öğrenebilmiş misin?" Vezir padişahı kandırmak ister. Fakat bir süre sonra bunun mümkün olmadığını anlar. Onun için çaresiz kalıp adamı serbest bıraktığını itiraf eder. Padişah vezirin bu sözleri üzerine onun da köpeklerin önüne atılmasını emreder. Hemen muhafızlar tutarlar, veziri götürüp köpeklerin önüne atarlar. Fakat o vahşi köpekler veziri parça parça edecekleri yerde vezirin eline ayağına dolanıp onunla sırnaşmaya, onunla oynaşmaya başlarlar. Bunu gören padişah şaşırıp kalır ve der, "Vezir, bu vahşi köpekler seni neden parçalamadılar?" Bunun üzerine vezir kendini kurtaracak olan sözü padişaha söyler. "Padişahım, bu vahşi köpekler bile benim günahımın olmadığını bildikleri için beni yemediler." Bu cevap üzerine padişah veziri bağışlar ve ona der ki, "Bir daha böyle bir suç işlersen dar ağacından asılacaksın." Bu olaydan sonra bir müddet zaman geçer. Padişah vezirini yine çağırıp ona der ki, "Vezir, hazırlan ava çıkalım." Vezir hazırlık yapar, yanlarına silahlı askerler alır, atları eğerleyip padişahla vezir askerlerin önünde gitmeye başlarlar. Az giderler, uz giderler, bir miktar yol giderler. Bu avda çokça hayvan avlarlar. Sonunda yollara bir harabeye ulaşır. Burada uçuk yıkılmış 2 ev olduğunu görürler. Her evin çatısında bir baykuş vardır. Aniden padişah vezire dönüp ona der, "Vezir, hani sen bir zamanlar kuş dili öğreniyordun. Şimdi bu kuşların ne söylediğini anlıyor musun?" Vezir kuş dili bilmediğini padişaha itiraf edemez ve korkusundan "Anlıyorum efendim" diye cevap verir. Padişah da "Pekala, o zaman onların ne konuştuklarını bana söyle bakalım." Vezir başını öne eğip bir miktar düşünür ve sonra padişaha dönerek şöyle der, "Padişahım sağ olsun, ömrü uzun olsun, ama baykuşların kendi aralarında ne konuştuklarını söylersem bana öfkeleneceğinizden korkarım." Bunu duyan padişah vezire kızmayacağına dair söz verir. Bunun üzerine akıllı vezir der ki, "Padişahım, şu ağaçtaki baykuş diğerine der ki, 'Kızını benim oğluma ver.' Kızın babası olan baykuş da ona der ki, 'Veririm ama bana 7 harabe ev vermen gerekir.' Bunun üzerine oğlan babası olan baykuş da ona der ki, 'Sen hiç merak etme, padişahımız bu kadar zalimken 7 harabe ev nedir ki ben sana 70 harabe ev veririm.'" Vezirin söylediklerinden padişah çok etkilenir. Baykuşların bu sohbeti sanki onu bir rüyadan uyandırmış gibi yapar. Sonra yüzünü vezirine doğru çevirip der ki, "Vezirim, gerçekten ben ülkemde yaşayan insanlara zalimlik ediyor muyum?" Bunun üzerine akıllı vezir yine şöyle der: "Padişahım, eğer gerçekten halka zulüm yapıp yapmadığınızı görmek istiyorsanız, kılık değiştirip halkın arasına karışalım. O zaman siz kendi gözlerinizle her şeyi görür, her şeyin gerçeğini anlarsınız." Padişah, vezirin bu teklifini haklı bulur. Avdan geri dönerler, sonra veziri kendi yerine koyup üzerine bir derviş elbisesi giyer. Padişah sarayından ayrılarak köy köy, şehir şehir dolaşmaya başlar. Bu seyahati esnasında halka nasıl geçindiklerini, padişahtan razı olup olmadıklarını sorar. Birisi der, "Ailem açlıktan ölüyor." Bir başkası der, "Padişah oğlumu suçsuz yere öldürdü." Ama bütün halk padişahın zulmünden şikayet eder. Derviş kılığındaki padişah bu seyahati esnasında kendi yaptığı zulümlerin ülkesini harabeye, halkını da dilenciye döndürdüğü gerçeğini görür. Onun için daha fazla bir yere gitmekten vazgeçer ve sarayına dönmek için yola düşer. Yolda karşısına ihtiyar bir adam çıkar. İhtiyarın gözlerinin yaşlı olduğunu görüp padişah yavaşça ona doğru yaklaşır ve derdinin ne olduğunu sorar. İhtiyar adam, "Derviş baba, çare olmadıktan sonra sen benim derdimi ne yapacaksın?" der. Ama derviş kılığındaki padişah ihtiyar adama derdini söylemesi için çok ısrar eder. Sonunda ihtiyar adam ikna olur ve "Vallahi gözümün nuru bir oğlum vardı. Bir gün bir iş için yola çıkmıştı. Dağdan ovaya gelirken yolda boran fırtınasına yakalanıp saklanmaya yer bulamadığı için öldü. Onu defnetmek için bile param yok. Onun için böyle üzüntülü, böyle çaresiz bir durumdayım." Bunu duyan derviş kılığındaki padişah cebinden bir avuç altın çıkarıp ihtiyar adama verir. İhtiyar adam derviş kılığındaki padişaha teşekkür eder ve oğlunun cenazesini defnetmek için yola düşer. İhtiyar adamdan sonra padişah da yola düşer ve sarayına gelir. Vezirlerini, komutanlarını toplar ve şöyle bir emir verir: "Benim ülkemde her bir günlük mesafede bir kervansaray yapılsın. Her yere, her dere, her akarsu, her nehir üzerine köprüler kurulsun. Kervanların gideceği yollara ağaçlar dikilsin. Fakirlere, yoksullara, yetimlere hazineden altın paylaştırılsın, tahıl verilsin." İşte anlatırlar ki o günden sonra her kimin şikayeti olsa padişah bizzat kendisi ilgilenir ve adaletli bir şekilde onun derdine çözüm bulur. İşte bundan sonra o padişah halkı arasında o kadar çok sevilir ki herkes ondan memnun olur. O günden sonra o ülke güzelleşir ve halkı refah ve mutluluk içinde yaşar. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.